Sayın izleyiciler, Oksijen Stüdyolarında gündemde sizlerle birlikteyiz. Hafta içinde her gün yaptığımız gibi Sayın Nevzat Çingirt'le beraber Düzce'nin gelişen haberlerini burada sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Sayın izleyiciler, dün Düzce Belediyesi'nde bir seçim vardı. Türkiye Belediyeler Birliği seçimleri ilginç gelişmelere sahne oldu. Biraz da kamuoyuna olumsuz yansıyan yönleri var. Onu ele almak istiyoruz. Biliyorsunuz Akçakoca'da seçimlerden hemen sonra Dergah Akça il başkanı, ilçe başkanı kendisi kendi tasarrufuyla istifa etmişti. Onun yerine bir atama yapıldı. Onun ilişkin konuşmalarımız olacak. Başkanımızın, belediye başkanı Faruk Gözlü'nün parklarla ilgili açıklamaları vardı. Düzce Postası kendisini ziyaret etmişti. O ziyaret sırasında konuşmalar var. Posta Gazetesi onu açıklamış. Orada değişik, ilginç konular var. Onları ele almak istiyoruz. Bir de biliyorsunuz okulların tatili yıl içerisinde 4 bölüm halinde olacak. Bir de o konulara değinmek istiyoruz süremiz içerisinde. Hemen süremizi iyi kullanmak adına Nevzat Bey, aslında basın davet edilmediği halde biz ikimiz oradaydık. Önce bunun bir şeyini ortaya koymak lazım. Yani biliyorsunuz sayın izleyiciler, belediye başkanlığında şeffaf basın geleneğini sürdürüleceği söylenmişti. Başkanlık makamındaki her görüşme tabii ki tasarruf altında, başkan tasarrufu altındadır. Çünkü her ne kadar başkan da olsa orada başkanın kendisine has özellikleri vardır. Basına tabii ki bilgi verilmeyebilir. Ancak birçok siyasi partinin yer aldığı mecliste bu durumun olması mümkün değil. Zaten buna ilişkin Faruk Özlü'nün de açıklaması vardı. Hayır, her toplantı basına olacak, açık olacak şeklinde. Ama nedense bu toplantı basına servis edilmedi. Ancak Nevzat Bey'in özel istihbaratı sayesinde biz bu toplantıya haber aldık ve Nevzat Bey'le birlikte bu toplantıyı izledik. Oradan başlayalım. Bir defa bu toplantı zaten Düzce Belediye Meclis toplantısı değil. Düzce evet. Belediyesi'nin tek başına yaptığı bir organizasyonu değil. Bu nedenle yani basını davet edip etmemekle alakalı bir durum da söz konusu değil. Çünkü onun belediyeyi ilgilendiren bir seçim. O etmez, Akçakoca eder. Akçakoca etmez, Cuma yer eder. Cuma yer etmez, Yılca eder. Yani bunun zaten gizli kapaklı kalma hali mümkün değil yani. Çünkü farklı farklı belediyelerin, farklı farklı partilerin, meclis üyelerinin olduğu bir yapı bu. Türkiye Belediyeler Birliği. Bunun seçimleri vardı dün. Buna biz teknik aksaklık diyelim o zaman. Yani birimler arasındaki koordinasyonsuzluktan evet, yoksa başkanın da bu toplantıyı basından gizli yapalım diye bir düşüncesinin sanmıyorum. Olacağını ben sanmıyorum ama sanmıyorum. Bu konudaki görevli birimler arasında bir anlaşmazlık olmuş yani, demek evet, ki. Evet, odur. Çünkü yani gizli kapaklı bir iş de değil ayrıca yapılan şey. Seçim yani sonuçta. Yani sonuçta seçim. Evet. Bir de mutabakata varılmış. Evet. Tek listeyle gidilme kararı alınmış. Özellikle AK Parti ve MHP grupları anlaşmışlar evet. Kendi aralarında. Yani 5 MHP, 5 AK Partili belediye var zaten Düzce'de. Evet. Yani bunun gizlenecek bir tarafı yok. O açıdan ben arkadaşlarım zannediyorum yanlış anlaşılma. Evet biz de öyle aldık. Böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani onun üzerinde çok da fazla durmanın da bir manası olmadığını düşünüyorum. Evet ama burada şunu da belirtmek lazım konuya tam giriş yapmadan önce. Bugüne kadar belediye meclis salonunda birçok toplantı gerçekleştiriliyor sayın izleyiciler. Belediye meclis toplantıları bunun başında geliyor. İşte bu ve benzeri toplantılar daha oldu ve daha da olacak. Evet. Artık kamuoyu ve siyasi çevreler Mesut Sarcaklı'yı tanımaya başladılar. Öncesinde kendi çevresi vardır, sosyal kariyeri vardır. Ayrı bir şeydir ama siyaseten de insanlar artık Mesut Sarcaklı'yı çok daha iyi tanımaya başladılar. Ben Nevzat Bey'le beraber otururken bazı isim vermek çok doğru değil ama bilinen insanlar bunlar, kamuoyu tarafından tanınan insanlar Mesut Sancaklı'ya dönerek bu kim ya filan dediklerini duydum. Ama bundan sonra kim olduğunu herkes anlayacak çünkü bütün toplantılar Mesut Sancaklı başkanlık etmeye başladı. Buyurun. Yani aslında kötü değil. Yani yeni olmasına rağmen şey de iyi bence. Giderek de zannediyorum otoritesi artar salonun içerisinde. Seçimlere geçecek olursak, seçimlerde tek liste girildi. Düzce'yi temsilen
Far Gözlü il belediye başkanı olduğu için zaten doğal üye. Doğal üye. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ile Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan asil üye. Bir de meclisten, seçilmiş meclisten bir üye seçildi. Onun adı Mesut Sancaklı. Sancaklı'ydı. Bir de yedek üyeler seçildi. Oylama 61 Düzce genelinde 61 kişi katıldı. Katılmayan belediye başkanları ve kim meclis üyeleri de vardı mazeretlerinden ötürü. Oylama bitti. Orada Gümüşova Belediye Başkanı Muharrem Tozan oylama bittikten sonra gündem dışı söz aldı. Toplantının çağırıcısı Faruk Özlü, Faruk Bey olduğu için neden salonda olmadı diye bir serzenişte bulundu. Bir eleştiri yaptı. Burada olmasını beklerdik, isterdik diye. Tabii bence haklı bir istek, talep. Faruk Bey'in neden orada olmadığını bilmiyoruz tabii ki. Yani konuyla böyle bir alakalı, açıklama yapılmadı. Düzce Belediyesi'nden bir açıklama yapılmadı. Belki hakikaten gelebilecek durumu yoktu. Vardı da gelmedi. Yani bunları bilemiyoruz. Yani onun üzerinde de belediyeden herhangi bir açıklama gelmediği için de onun üzerinde çok fazla yorum yapmayı doğrusu yani doğru bulmuyorum. Ama şık olan, doğru olan orada olması gerekirdi. Çünkü Faruk Bey bu tür ilişkilere benim gördüğüm, tanıdığım kadarıyla dikkat eden birisi. Yani orada da kendinin davet ettiği bir toplantıda hazırında bulunmak isterdi. Ama demek ki kendine göre haklı bir gerekçesi var. Onu da inşallah açıklarlar, öğreniriz. Yani ben bu konunun açıklanmaya muhtaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun arkası açıklanmadığı takdirde bunun arkası doldurulur. Başka spekülasyon, polemiklere neden olabilir. Ama orada vatandaşa, kamuoyuna atfen bir açıklama yapıldığı için artık açıklama yapıldı. Yani doğrudan eleştiri yapıldı. Gümüşova Belediye Başkanı Muharrem Tozan çıktı. Kameraların önünde, meclis öyle bir yerdir zaten Sayın İzleyiciler. Kamuoyuna açık bir yerdir. Çıktı açık açık eleştirilerini sıraladı. Şık olmadı dedi. O nedenle Sayın Başkanlığın bu konuda açıklama yapma bana göre zaruriyeti doğdu. Çünkü bunlar kamuoyunun oyunu ilgilendiren şeyler. Çok daha önemlisi eğer bu açıklama yapamadığı takdirde bunun arkası doldurulur. Sayın Nevzat Bey'in dediği gibi mutlaka haklı gerekçeleri vardır. İşte bu haklı gerekçeler bence kamuoyuyla açıklanmalıdır. Olmasaydı belki problem olmayabilirdi. Ancak biliyorsunuz biz komşuluk ilişkilerinde bile Akçakoca bizim komşumuz, Cumhur Kaynaşı hepsi bizim komşumuz. Komşuluk ilişkilerinde şöyle bir şey vardır. Ev sahibidir il belediyesi. Komşular geldiği zaman ev sahibinin o komşuları karşılama geleneği vardır. Biz bu normal sosyal hayatta da bu böyledir. O nedenle bunun altı doldurulur dedim. Ben o nedenle ev sahibinin komşularını ağlamaması, onları karşılamaması gibi bir durumu düşünmek istemem. Zaten gönül ve tevazu belediyeciliği adı altındaki bu hareketin şık olmadığı da ortada. O nedenle haklı gerekçeler olduğunu düşünüyoruz. Hiçbir sert eleştiri yapmadan. Ama yapıldı bu eleştiri. Yapıldığı için de açıklamaya muhtaç bir konu haline dönüştü. Bunu da sizlerle paylaşmak isteyeyim. Akçakoca ilginç gelişmeler oluyor. Dergah Akçay kendi isteğiyle istifasını sunmuştu. Hatta programımıza da çıktı. Bu konuda görüşlerinden açıkladı. Hemen arkasından atama herhalde değil mi? Atama. Tamam, AK Parti durumlarda AK Parti'de atama seçim rafa kaldıralı hayli zaman oldu. Hayli zaman oldu. Gülmek istedim ama çok da beceremedim. Evet sayın izleyiciler Esvet Bey, Esvet Sarıoğlu Devlet Dairesi gibi çalışıyor mübarek. Evet Esvet Sarıoğlu sayın izleyiciler yani hakikaten şu pozisyonu mazur görmenizi biz Nevzat Bey'le bu konuları sık sık konuşuyoruz ama her konuştuğumuzun da ekranlara yansıması çok doğru değil. O nedenle biraz boş bulunmuş oldum. Evet bu hikaye biraz anlatır mısın? Esvet Sarıoğlu kimdir? Hangi gerekçelerle atamasının yapıldığını düşünüyorsun? Yani Esvet Sarıoğlu denince yani AK Parti ile özdeş bir kardeşimiz. Kuruluşundan beri AK Parti'nin içinde yer almış bir arkadaşımız. İş adamı, başarılı bir iş adamı ve aynı zamanda hayırsever bir iş adamı. Evet. Yani Akçakoca'da özellikle üniversite öğrencileri için hayli sayıda yani fazla sayıda öğrenciye kişisel imkanlarıyla burs veren bir kardeşimiz.
rahmetli eşi adına yaptırdığı bir anaokulu inşaatı var. Bunun dışında bütün Akçucan'ın sosyal hayatında şu veya biçimde hayır işlerine giren, çıkan bir arkadaşımız. Aynı zamanda eskiden de milletvekili adaydı. Tabii tabii. Evet. 2015 seçimlerinde milletvekili adayı olmuştu. İsmini de zaten o zaman duyurmuştu. Evet, o zaman duyurmuştu. Son seçimlerde de yine adayı olmuştu. Esvet, 24 Haziran seçimlerinde. Hatta bir ara adı Akçakoca Belediye Başkan adaylığı için geçti. Cüneyt ısrarla ben olayım deyince arkadaşlar geri Esvet Cüneyt lehine geri çekilmişti. Ben bir sürpriz olmadı benim için. Bunun başka isim var mıydı alternatif? Vardı. Benim için Esvet şey olmadı yani sürpriz olmadı atanması. Mevcut isimler içerisinde konuşuyorum. Hı. İbrahim Erdoğan diye yine eskiden başka bir parti içerisinde tanınan bir fındık tüccarı var. O vardı. Bir de yeni bir genç kardeşimiz ismini hatırlayamadım. İsmini hatırlayamadım. Evet. O aday olmuştu ama yedi. Ama güçlü isim Esvet Bey'di. Evet, Esvet'ti. Dün Ankara'ya çağırdı. AK Parti çevrelerinde de bilinen bir isim sonuçta. Evet, geçen hafta Cuma günü mülakat yapıldı. Mülakattan sonra dün Ankara'ya çağrıldılar üçü de. Ankara'da genel merkezde mülakattan sonra genel merkez yöneticileri Esvet'in adı etrafında birleştiler ve ona ilçe yönetimini oluşturması için yetki verdiler. Bugün mesaisi başladı. Tabii Akçakoca'da AK Parti zor bir süreç bekliyor. Evet. Her ne kadar iktidar partisi olsalar dahi yerel seçimlerde 1500'e yakın bir fark yediler. MHP adayı Okan Yanmaz'dan. O nedenle teşkilatta ciddi bir sıkıntı var. Esvet de eski olduğu için yani bir abilik yapacak. İşte kırılan, dökülen, küsen, kenara çekilen insanlara bir araya getirecek. Tabii bunu getirirken de iyi bir yönetim oluşturması, dengeli bir yönetim oluşturması lazım. Şehrin hassasiyetlerine dikkat eden bir yönetim oluşturması lazım. Bu oluşursa ben yani partiyi toparlar diye düşünüyorum. Evet sayın izleyiciler, dün Düzce Postası ekibi, Aydın Baradit'ten muhabirlerine kadar başkanı ziyaret ettiler. Konumu da zaten. Burada çok ilginç konuşmalar var. Tabii gazeteciler başkanı ziyaret ettikleri zaman diğer STK'lar gibi değil. Düzce'nin hem il genelindeki hem de merkezdeki sorunları didik didik edilir. Yazılamayanlar konuşulur. Başkana fırsattır diye sorular yöneltilir. Öyle de olmuş gerçekten de. Düzce Postası ekibi başkanı soru yağmuruna tutmuş. Buradan da güzel haberler çıktı. Aslında ucundan bilinen bir şeydi. Parklarla ilgili konuya girmek istemiyorum ama valilik ve belediye binalarıyla ilgili bir tasarrufunun olduğu öğrenildi başkanın. Özellikle valilik binasını, şimdiki valilik binasını belediyeye hizmet binasını dönüştürmesi, mevcut belediye hizmet binasının da işte iş merkezi, AVM gibi yapılanmaya dönüştürmesine ilişkin projesi olduğunu öğrendik. Bu arada park alanını genişletilecek. Ya bunlar hakikaten büyük projeler gibi geliyor bana. Yani öyle bilmiyorum 5 yıllık dönem içerisinde bile başarılabilir mi diye de kendi kendime sormadan edemiyorum. Sen ne dersin? Yani o belediye binasının mevcut hali AVM'ye dönüşebilir mi? Yani yazılmış bu yani, iş merkezi. Yok biliyorum. Evet. Yani bir inşaat, az buçuk inşaatçı şeyim de vardır. Yani bir inşaatçı gözüyle bakıyorum. Yani bu haliyle astarı yüzünü geçer diye düşünüyorum. Altındaki park alanı bir AVM'ye uygun park alanı değil zaten. Değil, evet. Bu açıdan maliyeti yüksek bir iş. Yıkılıp yeniden yapılması bence daha mantıklı mı? Yani mantıklı. Yani şu andaki gördüğüm şeyle belki Faruk Bey'in kafasında başka bir şey vardır, başka bir plan vardır. Ama tabii neden böyle bir yola girmek zorunda kalıyor? Düzce Belediyesi'nin çok ciddi sorunları var. Yani Faruk Bey de
paraya dönüştürebilecek. Ama bu çok böyle kısa sürede paraya dönüştürülebilecek bir proje değil gibi olabilir, geliyor. Olabilir. Çünkü valiliğe geçecek. Vali gayri bir yere geçecek. Olabilir ama. Valinin geçmesi için yeşil alanlarda bir yer tahsis edilmesi gerekecek. Ama sonuçta tabii bu böyle akşamdan sabaha olacak işler asla değil ama bir plan dahilinde. Sonuçta Faruk Özlü devlet bürokrasisinden gelen birisi. 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık planları bilen bir insan. Bu açıdan bu zannediyorum bu belediye binasıyla alakalı da planı geleceğe yönelik bir plan. Yani belediyenin iki yakasını bir araya getirebilmesi için elindeki mevcut gayrimenkullerin ve binaların üzerinden yola çıkarak bir çare bulması lazım. Bu da belediyenin elindeki en kıymetli şehrin göbeğinde en kıymetli yer. Bunu da zannediyorum hesap kitap yaparak yapıyordur. Yani fikir olarak yanlış değil. Yanlış bulmam. Ama yani o hali, o haliyle bir AVM dönüştürmesi çok zor. Bana çok zor gibi geliyor. Ama şey doğru, yani fikir doğru. Sonuçta bir çıkış yolu. Tabii bunu yaparken de tam şehrin kalbi orası. Bunu yaptığınız zaman ulaşım nasıl olacak? Parklanma nasıl olacak? Evet. Yani bunlar da ayrı bir konu tabii ki. Döneminde Mehmet Keleş'in 2000 neyse tarihleri atışı o şu anda hatırlamıyorum. Mehmet Keleş'in bir projesi vardı. Şimdiki mevcut belediye binasını üst düzey idari bina olarak düşünüp Fevzi Çakmak'ta bulunan yeri işte Fen İşleri, diğer icracı müdürlükleri verilmesi şeklinde tüm belediyeyi de daha sonra o alana taşımak gibi bir projesi vardı. Aslında Sayın Mehmet Keleş de merkezdeki o belediye hizmet binasının tüm belediye hizmet birimleri için uygun olmadığını anlamıştı. O yüzden Fevzi Çakmak'ta olan, belediyeye ait olan bir yeri tüm birimler oraya taşıyarak orada bir merkez oluşturması ama projesi vardı. Valiliğin olduğu bina düzenin mevcut nüfus yapısına ve yani gelecek vizyonda 40-50 evet. yıldaki nüfus hareketini de hesap edersek Düzce Valiliğin olduğu bina çok fazla Düzce Belediyesi'ne bence yeter. Evet. Eğer yani o planladığı gibi giderse Faruk Bey'in mevcut şu andaki belediyenin olduğu yerde Düzce Belediyesi'ne hakikaten ciddi bir gelir getirecek bir evet. şey hale dönüştürülebilir. Bence dediğim gibi mantık doğru. Bir şey daha söylemem evet. lazım burada. Biliyorsun parklarda yıkımlar bitti. Evet. Burgen King'in olduğu bina anlaşma sağlanmış, kalmış, sağlanmış evet. oldu. Yani bunu şunun için hatırlatmak istedim izleyenlerimize. Çeşitli spekülasyonlar vardı. Orada kalacak mı, gidecek mi, edecek evet. mi? Ama yani bu konuda da Düzce Belediyesi ve Faruk Bey kararlılığını evet. göstermiş. Anlaşmışlar. Zaten orası tapulu mülkü Burger King. Evet, anlaşmışlar mülkü. Sonuçta. Anlaştılar evet. İyi de olmuş. Yani şehirdeki dedikodu da böylelikle ortadan kalkmış tabii, oldu. Tabii yani. Çünkü orada yani amiyana tabir ama sırıtan bir bina konumuna evet. gelecekti. Evet. Çok da şık olmayacaktı. Evet. Demin hatırlayamadım ama 2009-2014 dönemler arasındaki bir projeydi Mehmet Keleş'in. Şimdi hatırladım, yazdım onunla ilgili. Öğrencileri sevindiren bir karar mı, düşündüren bir karar mı ben anlamadım. Yıl içerisinde 4 dönemli tatil geldi. Yani mevcut yaz tatili vardı, sömestr tatili vardı ama yaz tatilinin kısaltılıp bu kısaltmanın Nisan ve Kasım aylarına birer haftayla aktarılmasına ilişkin bir şey vardı. Bilmiyorum diğer ülkelerde nasıl oluyor ama Düzce'nin geleneksel yapısına baktığımız zaman öğrenciler buna sevinebilir mi? Şöyle söyleyeyim. Eşinden ötürü yani benim akrabalarımın büyük kısmı yurt dışında. Fransa'da, evet. Almanya'da, Avusturya'da akrabalarım var. Orada da yılda... Eşinle bu konuyu istişare ettin mi? Ettim. Yani öğretmen görüşü önemli çünkü. Tabii. Yurt dışında akrabalarım var. Yani ailemin büyük bir kısmı oralarda. Orada da 4 defa tatil öyle yapılıyor. Mi? Evet, oralarda da 4 defa. Artı bir de Nobel. Yani bizi çok ilgilendirmese ama oradaki ülkelerde bir de artı... Noel var. Noel var. 5 uzun süreli tatil yapıyorlar. Eşimle konuştum bunu. O da çok yerinde ve doğru buluyor bu şeyi. Çünkü uzun yaz tatili bittiğinde öğrenci okula biraz konsantresiz her şey bitmiş olarak geliyor diyor. Özellikle de ilk okul öğrencileri için söylüyor bunu.
Yani okumayı öğrettiğim öğrenci geri döndüğünde tekrar bir daha başlamak zorunda kalıyoruz diyor. Uzun yaz tatilinden 2 hafta aldılar bunu. Bir haftasını Kasım ayına, bir haftasını da Nisan ayına verdiler. Bence bu yerinde ve doğru olduğunu düşünüyorum. Tam ortalama yapılmış değil mi? Yani tabii. Şubat'a yakın Kasım var zaten. Evet. Haziran'a yakında. Yani ikişer ay aralıklarla. Ya o dönemlerde bir sıkıntı yok. Hem öyle. Güzel planlanmış. Bir de özellikle de lise öğrencileri için ise de şöyle, biliyorsun üniversiteye hazırlanıyorlar çocuklar. Özellikle son sınıf öğrencileri. Onlar için de böyle kısa molalar. Onların psikolojileri için de bence yerinde olmuş. Hakikaten Milli Eğitim Bakanı Selçuk Bey, Ziya Selçuk, yani alanda uzman, eğitim alanında uzman bir bakan. Yani şu ana kadar attığı adımlarla, çıkardığı yasalar ve reformlarla da sanki AK Parti'nin 15-16 yıllık AK Parti iktidarının belki de en başarılı Milli Eğitim Bakanı olacak gibi görünüyor. Bunu reform hareketi olarak sınırlarsak biraz zayıf kalır. Biz daha ciddi reformlar bekliyoruz. Çünkü eğitim sisteminden tutun müfredat planlamasına kadar çok büyük sıkıntılar var. Bu belki bir bölümüdür ama daha fare doğurmasın. Yani bu tatil reformun genel bir bütünlüğü değil. Daha ciddi, daha böyle verimli reform paketlerine ihtiyacı var eğitim camiasının. Evet, yani şöyle kısaca özetleyecek olursam, okulda da, öğretmenler odasında da görüşenler olmuş. Hatta Milli Eğitim sendikacı arkadaşlarla falan da telefonla görüştüm. Hepsi alınan kararı olumlu buluyorlar. Evet, gündemde bu sefer saati, zamanı iyi kullandık. Bir yalnız bitirmeden önce şeyi söylemek isterim. Dün işsizlik rakamları açıklandı. Son bir yılda ki işsizlik sayısı şu, son bir yılda 1.376.000 kişi, resmi rakamdır bu, 1.376.000 kişi işini kaybetti. Kesinlikle. Yani bu hakikaten acı bir tablo. Bunu istersen yarın ya da başka programda konuşalım. Bence konuşalım. Demek ki tünelin ucundaki iş böyle kolay kolay görünmüyor sayın izleyiciler. İşin bu tarafı da var. Tabii umutlu olmak lazım her şeye karşın ama sayısal verilerden hareket ederek biz ekonomiyi değerlendiriyoruz. Maalesef sayılar çok iç açıcı rakamlar değil. İnsanlar ve üstelik işsizlikten bahsederken genç işsizlik bunların içinde çok ciddi bir yer teşkil ediyor. Yani evet, yani üniversite okumuşsunuz, bitirmişsiniz ama alanınızla ilgili çalışma imkanı bulamıyorsunuz ya da çok düşük. Düşük yerler demek doğru değil üniversite öğrencileri için. Ama yani hak ettikleri bir konum yok. O yüzden bunu yarın bir geniş bir şekilde işleyelim. Evet, gündemden bugünlük de bu kadar sayın izleyiciler. Yarın tekrar sizlerle birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın. Hoşçakalın.